Kapıyı kapadı, kilidi çevirdi. Biraz olsun kafasını dinlemek, baş ağrısını hafifletmek istiyordu. Aynaya baktı, kireç gibiydi yüzü. Eskiden yele gibi görünen saçları ne kadar da dökülmüştü. Bu sabah uzun zamandır görüşmediği haberi bile belli etmek istemiyordu. Ancak saçlarını keserken şaşkınlığını gizleyememişti. Müşterisinin aynadan ona doğru baktığını anlayan berber şaşkınlığına çeki düzen verse de o sanki hastalığını savunurcasına yaşlılık diyebilmişti. Yaşlanmıştı. Evet, yalan değildi. Fakat nasıl bu kadar hızlı olmuştu? Halbuki daha 43 yaşındaydı. İnsanların öylesine söylediği sözler bile incitir olmuştu. İnsan içine karışmamalı diyordu. Belli ki düş kırıkları hastalığını artırıyordu. Doktorun verdiği mühletle kaderin mühleti birbirini tutacak mıydı? Bugün o gün müydü gerçekten? Olabilir, uzun zamandır bekliyordu ölümü. Öleceğini hiç düşünmeyen ve o günün hiçbir zaman gelmeyeceğini sanan babasından, bedbahlardan değildi. Öleceğini uzun zamandır bilmek adeta onu bir dervişe döndürmüştü. Günlük kaygılardan kurtulmuştu. Çevresine karşı sevgi ve ilgi duyuyordu. Ömrü zaten hastalıklarla geçmişti. Hep zayıftı vücudu. Peki neden bu ölümcül hastalığa yakalanmıştı? Neden beyin tümörü? Neden kalıtsal bir hastalık mıydı? Yoksa çok okumaktan, çok düşünmekten ve çok yazmaktan mıydı? Tanıdığı herkesten daha çok kitap okumuştu. Liseyi bitirmeden Milli Eğitim Bakanı'nın çevirdiği tüm klasikleri bitirmişti. Okumadığı yazar, bilmediği kitap yok gibiydi. Fakat bir keresinde okumak, manavın beni kandırmasına engel olamadı diye yakınmıştı yakın çevresine. Kapının önünde tıkırtılar, çalsak mı diye birbirine sorarlar. Sevinmeyin, daha ölmedim der büyük yazar. Oğuz Atay kapı önündeki gülüşerek ferahlamış bir şekilde. Uzaklaşanlar, uzaklaşmayan bir tek Azrail'dir. Atay, dakikalar sonra ruhunu Hakk'a teslim eder. Bu devasa beyin kendini kapattığı banyoda kafasındaki urun varlığını daha fazla dayanamamış ve oracıkta can vermiştir. Bilim insanları bütün hastalıklarının temelinde stresin yattığını söylüyorlar ya, acaba Kafka gibi bir yazarın 41, Keats gibi bir şairin 26, Mozart gibi bir dahi müzisyenin 35 yaşında ölmesinin bununla bir ilgisi var mıdır? Hassas insanlar için cehenneme dönüşen bu dünyada artık akıl ve beden sağlığımızı korumak oldukça güçleşmiştir. Son zamanlarda ciddi hastalıklara yakalanan tanıdıklarımızın haberlerini sıkça almaya başladık. Sanırım çekilen acılar, duyulan öfkeler, derinlerde yatan kin ve nefret ve kendini hastalık olarak yüzeye çıkarıyor. Bastırılmış kırgınlıklar, üzüntüler, öfkelerimizle yüzleşmedikçe, kalp kırıklarımızın icabına bakmadıkça, bedenimiz de bu hayat yolunda erkenden yenik düşüyor. Peki bir çare yok mu? Uzmanlar buna bir kelimeyle cevap veriyor, affedin. Buradaki önemli nokta tavsiyesinin unutun değil, affedin olması. İstemesek de unutamayacağımız olayların karşısında affetmek. Yükü artık yere bırakmış, özgürleşmiş oluyoruz affedince. Oğuz Atay da bunu deneseydi her şey çok başka türlü olabilirdi.